İyi ettin geldim. Kezban'ın kızı için gurbet ellerde sürünmeye değmezdi. Elimiz para görürdü biraz ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Bana bak, peşi peşi söylüyorum. Döndün diye Sülbiye'yi sayıklamaya başlarsan bozuşuruz ona göre. Uğraştırma beni o deli kadınla. Aşk olsun baba. Sözlü kızın peşinden koşacak kadar çiğ miyim ben? Çiğ misin, pişmiş misin bilmem ama Sülbiye sözlü falan değil. Değil mi? He. Bozdular mı sözü? He. Safet bir oyun oynadı, düğünü bozdu. Aslan amca oğlum. Lan sen niye seviniyorsun? Ne dedim ben sana? He? O kızdan uzak duracaksın demedim mi? Rüyanda bile görmeyecek. Hatta rüyanda görürsen hemen uyanacaksın. İşte o kadar. Yürü. Sağlık ocağı burası değil mi bacım? He burası. Sen yabancısın galiba. Doktor var mı doktor? Aha doktor da burada. Ta öteki köyden geliyor. Bizim doktor istifa etmiş. Oğlan da hastalanınca mecburen buraya geldik. Çocuğun nesi var? Grip galiba. Hay Allah, sırtında getirince ben daha hasta zannettim. Yok bacım, yürüyemiyor. Küçükken çocuk felci geçirdi. Hep sırtınızda mı taşıyorsunuz böyle? Motorlu tekerlekli sandalyeler var. Beyim onlar kaç para biliyor musun sen? Biz karnımızı zor doyuruyoruz. Nereden alacağız o sandalyeyi? Buldum. Hı? O çocuk sandalye de alacak, okula da gidecek. Nasıl? Koşun. Bütün köyün kadınlarını çağırın. Bizim avluya gelsinler. Bu kadınlar nereye gidiyor ya? Aha. Ana. Hamide. Nereye? Kezban bütün kadınları avluya çağırmış Bekir'im. Sen de mi? Yo. Kimse bir şey demedi, öyle koşuyor. Kitle psikolojisi işte. Yuuu! Yuuu istiyor mu? Toplantımıza erkekleri davet etmemiştik. Niye geldiniz? Ne dolaplar çeviriyorsun, onları görmeye geldik. Hadi oradan gıygıycı. Biz burada hayırlı bir iş için toplandık. Özürlü bir çocuğa motorlu sandalye almak için doğal gıda ürünleri yapacağız, satacağız. Yani yine kendine prim yapacak bir şey buldun ya. Helal olsun sana Kezban Hanım. Böyle bir şeye bile kulp taktın ya. Ayıp sana, ayıp. Kampanya detaylarını daha sonra vereceğim hanımlar. Siz bana yardım edeceğiniz değil mi? Alkış istemiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Madem böyle yardıma muhtaç bir çocuk var ortada, niye sadece kadınları topluyorsun da bizi dışlıyorsun he? Kahvede pineklemekle olmaz bu işler Bekir efendi. Çalışmak ister, emek ister. Biz de çalışırız, ne var he? Değil mi arkadaşlar, çalışırız evet, çalışırız evet. Hadi ben de kurdum takımı hadi. Ne oluyor hadi? Bakalım sen mi daha çok para toplayacaksın yoksa ben mi? Sana çok teşekkür ederim Kezban yenge. Bana değil, buradaki herkese teşekkür etmelisin. Bu sandalyeyi almaktaki en büyük katkı... Rica ederim, lafım olur Kezban yenge. Sen de kendini fasulyeden yeme sanma Bekir. Doktor oğlumuzun katkısı çok büyük. Huzurlarınıza ona minnetle teşekkür etmek istiyorum. Bravo, bravo. Estağfurullah, estağfurullah. Ben ne yaptım ki? Çok delikanlı çocuk ya. Helal olsun. Hiç gerek yoktu Kezban Hanım. Şşşt, ağzına gireceksin. Dikkat etsene. O kadar sevimli, o kadar yakışıklı ki gözlerimi ondan alamıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ne muradınız varsa versin. Alo, baba. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi biz de gidelim Kezban. Tamam, acele etme.
Dur Salim, acelen ne? Ama herkes gitti. Doktoru bekliyorum. Gelsin de ona teşekkür edeceğim. Yaşasın. Ne oldu oğlum? Size harika haberlerim var. Ne oldu oğlum, söylesene. Tayinim çıktı. Ne? Yeter Hacer, yeter. Yedin bitirdin kendini. Gidiyor işte. Beni bırakıp gidiyor. Ben dedim sana boş yere ümitlenme. Üzülürsün dedim değil mi? Dedim. Gitme şimdiden Sülbiye. Sen Burhan gidince üzülmedin mi? Şimdi geldi diye bana hava mı atıyorsun? Aa, o ne biçim söz Hacer? Hem Burhan benim sevdiğim. Sizin Emre ile aranızda bir şey yok ki. Ayol, ben sana hayran, sen cama tırman durumları var. Ya susun! Rahat bırakın beni. Gidin başımdan. Bu işin olmayacağı belliydi zaten. Sus be. O koskoca bir doktor, şehirli. Okumuş çocuk. Ya sen? Köylüysek kalbimiz yok mu bizim? Aşık da olamaz mıyız? Ay gitme kızın üstüne Sülbiş. Doğru söylüyor. Ben o üzülmesin diye uyarayım demiştim. Dinlemedi. Ah kızım ah. Aşk ferman dinler mi ki seni dinlesin? Orası öyle de. Bak şimdi zırıl zırıl ağlıyor. Bizim de yüreğimizi yakıyor. Ay bırak doya doya ağlasın. Aşk için ağlamak da güzeldir. Anam bu halini görürse kemiklerini kıracak ama. Bu sefer dayaktan ağlayacak. Anamın azarı da dayağı da vız gelir bana. Hiçbir şey bu ayrılık kadar yakamaz beni. Hiçbir şey. Ah canım benim. Böyle hissetmen çok normal. Ağlıya sızlıya geçecek. Bir gün bakacaksın ki yaraların kabuk bağlamış. Kalbin başka aşklara yelken açmış. Mümkün yok teyze. Ben artık ondan başkasını sevemem. Ah kızım, göz görmeyince gönül katlanırmış derler. Sen de unutacaksın bir gün. Aman be Hacer. Unutmayıp da ne yapacaksın? Senin yüzüne bile bakmayan adam için ömür boyu yas tutup teyzem gibi evde mi kalacaksın? Ah! Bak şimdi dam üstünde saksağın vur beline kazmayı. Ya kızma teyze. Sana baksın da aklı başına gelsin diye söyledim. Ayol onun aklının başına geleceği yok. Doktordan önce yola çıkıp gitti bile. Hadi beyler çay içelim. Eve ekmek götüreceğiz. Allah Allah. Buyurun. Afiyet olsun. Bu çok kötü oldu ya. Şimdi yeni doktor afiyet gelecek olsun. Diye bekle dur. Buyurun. Allah muhafaza. Ya salgın hastalık falan olursa ne yapacağız biz doktorsuz? Basiresi muhtarımız da halimizi yetkili mercilere duyurmuyor ki. Uyuz salgını başladı. Biri kaşınmaya başladı. Buyurun emmiler, lokum buyurun. Hayrola lan deli? Hacer'le söz mü kestiniz? Daha sonra. Al Burhan, lokum ye. Neyi kutluyoruz be? Doktorun gidişini. Ya sağ ol, ben almayayım. Al lan sen al Safve. Sen Burhan'ın hakkını da al Safve. Al lan. Şimdi seni ayağımın altına bir alırsam görürsün o zaman ha. Bizim içimiz kan alıyor, sen ne yapıyorsun ya? Niye? Al işte. Bir de bu delinin aklına uyup adamı kaçırma planı yapmıştık, iyi mi? Vallahi ben bile utanıyorum kendimden ya. İyi çocuktu. İnsan gibi insan. Tabii canım ya. Tekerlekli sandalyenin parasını denkleştirmek için nasıl da elini cebine attı? Doktor müthiş adam canım. Vallahi gözünü kırpmadan maaşının yarısını verdi. Ben de veririm. Hadi be. Lan senin maaşın var deli. Aman aman. Pek de kıymetliymiş doktorunuz. Lan vurun kafana. Ama o size o kadar değer vermedi. Ne haber? Verseydi Time istemezdi. Oh iyi ki de istedi. Hacer'im de bana kaldı. Dokunma da. Laflarına dikkat et. Babam ayarladı. Evet. Arkası kuvvetli. İki telefon konuşması, bir iki rica minnet, çıkardı tayinimi. Niye şaka yapayım hayatım? Çok ciddiyim. İnan inan. Yakında hasret bitiyor. Geliyorum. Rapor da aldım bugün ben. Vaktinden önce yanında olacağım. Ben de bir tanem. Ben de çok özledim. Evet, kavuşacağız. Ve bir daha hiç ayrılmayacağız. Canım benim. Hadi öpüyorum. Tamam ararım.
Hoşça kal. Muhtarlıkta çalıştığım yetmiyor, bir de ev işi yapıyorum. Evde kaç tane genç kız var, bari biri bir işe yarasa. Şimdi de genç kız mı oldum Kezboş Hanım? Hacer'le Sülbe'yi kastediyorum ablacığım. Sen niye üstüne alıyorsun? Hadi, hadi topla kitaplarını. Hadi sofrayı kuracağım. Ya dersim daha bitmedi ki ya. Ay bu da alim olacak başımıza. Olacak tabii. Okuyacak, doktor olacak benim aslan oğlum. Köyüne hizmet verecek değil mi? Ha? Hepsi öyle söylüyor küçükken. Sonra okumaya büyük şehre gidince unutuveriyorlar köylerini. Gözleri açılıyor böyle. Ay kapatın şu doktor konusunu. İçim bayıldı vallahi. Konuyu bahane etme Ayruş. Açlıktan içim bayılmıştır. Cemal, Hacer'i de çağır sofraya yardım etsin. Ayol ben yardım ederim. Abla. Hey abla. Bu saatte oynar mı? Kalk, annem çağırıyor. Niye? Ercep seni istemeye gelmiş. Kahve yapacakmışsın. Git başımdan Cemal. Şişt, hastayım ben. Kafadan mı? Sana git demedim mi? Hadi çabuk. Ne yemek var kızım? Çorba var yalnız babacığım. Ne yaptınız bütün gün? Evde lak lak mı yaptınız? Ablam gelmiyor, hastaymış. Ne? Hasta mı? Katla şunları, ben gidip bir bakayım. Ayol sen dur, ben bakarım. Asıl sen dur, ben bakarım. Allah Allah. Ne oluyor bunlara ya? Hadi kalk bakalım numaracı. Ya ne gelip gidiyorsunuz? Hasta insan bu kadar rahatsız edilir mi? Sağlık ocağına gitmek için başka bahane bulman lazım Hacer. Bu numara bayatladı. Anam yemez. Öleceğimi bilsem gene gitmem oraya. Ne? Sağlık ocağı deme bana bir daha, anlıyor musun? Doktor da deme, hemşire de deme. Ya hasta mısın kızım sen? Hasta da deme. Hadi kalk kalk hadi. Ana ateş gibi. Ana! Ana koş, Hacer hasta. Hacer çok hasta, gerçekten hasta. Ay. Var mı gazete falan, şuradan bir gazete ver de bana karıştırayım. Bakayım ya. Vallahi çok canım. Safet, yemek saati gelmiş. Hadi gel bize gidelim. Gidelim vallahi. Karnım da açlıktan zil çalıyor. Acıkırsın tabii. Simetri abi, sen de gel istersen ha. Yok, ben gelmeyeyim. Şunu bitireceğim. Sen bilirsin. Hadi. Alo. Buyurun. Efendim? Ne? No, Türk iş. Dur bir dakika. Ecnebi bir kadın arıyor. Aranızda yabancı dil bilen var mı? Benim çatpat Almancam işe yarar mı acaba? Gelip bir konuş o zaman. Kim bu? Ne bileyim oğlum ben. Hello. Ya. Guten Tag. Eyvallah. Sprechen Sie Deutsch? Burhan. Burhan is here. Burhan, seni istiyorum. Beni mi? Babam olmasın? Salak. Kadın diyor, kadın. Baban kadın. Şimdi görürsün ha. Ya bitti. Ich verstehe. Burhan, seninle konuşmak istiyorlar. Almanya'daki amcan göndermiş. Söylediğin otele gelmiş, seni bulamamış. Eyvah. Ya. Ne oldu amcaoğlu? Ya. Ne oldu? Babanın söylediği Alman kadın gelmiş. Hani benim formayeti icabı evleneceğim kadın. Ya sen babama gelmeyeceğini söylemedin mi? Ya oğlum ben aramayı unuttum ya. Hayda. Aymon'a. Ne diyeyim ona? Söylesene. Ben mahvoldum. Sizi de rahatsız ettim, kusura bakmayın. Rica ederim, vazifem. Raporum yarından itibaren geçerli. Hala görev başındayım. Yani bizim kız yarın hastalansa ona bakacak kimse yok mu? Ya canım olur mu öyle şey? Yeminim var, bakacağım tabii ki. Şöyle. Hacer'in nesi var? Onu sen söyleyeceksin. Birden yatağa düşüverdi, bayıldı. Bilmiyorum. Allah. İşi anlamadım.
Bana bak. Kadın seni İstanbul'da bekliyor Burhan. Seninle evlenmeye gelmiş. Sen gitmesen o buraya gelecek. Ben ne yapacağım şimdi? Buraya gelirse mahvolurum ya. Zülbiye var ya kesin beni dilim dilim doğrar. Ya git açık açık konuş. Onu Almanya'ya gitmekten vazgeçtiğini evet. söyle. Ya tabii tabii. Bunu duyarsa canımı okur valla. Ya git kadına yalanlar uydur. İkna et. Ne var bunda? Hadi bence lan. De. Nasıl ikna edeceğim? Dil bilmem yordam bilmem. Oğlum ben Almanca'nın aslını bile bilmiyorum be. Simetri abiyle git. Çatpat Almancasıyla bakarsın kadını ikna eder. Yahu saçmalamayın. Benim ne işim var İstanbul'da? Bir dakika. Ben evdekilere ne diyeceğim? Babam onun geldiğini duyarsa var ya kesin kalp krizi geçirir. Sen o işi bana bırak tamam? Ben bir yalan uydururum. Bakın ikiniz de bana söz verin. Bu olayı bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Sen eve git ben evdeki kısa filmlerin senaryolarını şöyle bir gözden geçireyim gelirim. Şuna uyduracağım yalanı bulmaya gidiyorum desene Saffet. Hadi ben gidiyorum hadi. Simetri abi. Simetri abi bir geçeyim. Ha, şşt bana bak. Bu arada bana da bir yalan uydur. Hayruş Hanım benden ayrı kalmak istemez. Aa bak benim yalanım pembe yalan olsun tamam mı? Sen hiç merak etme Simetri abi. Bakarım bir çaresini. Ne işler açtınız başıma? Üf. Ne oldu bu kızlara böyle? Her gün hastalanıyorlar. Biri kalkıyor öbürü yatağa düşüyor. Ah teyzelerine çekmişler. Benim gibi yıldızları düşük nazara geliyorlar. Hacer'im söyle kızım ne oldu sana yavrum? Bilmiyorum ana. Neren ağrıyor yavrum söylesene. Başım beynim ağrıyor. Kalbim yüreğim yanıyor. Vah canım vah ateşten sayıklıyor. Ne dediğini bilmiyor yavrucak. Ya evet bilmiyor. Durun bakalım doktor gelince ne diyecek? Hı, istemem doktor gelmesin. Ay vallahi bu kızın durumu ciddi korkuyorum Kezboş. Açım. Of. Ana yine mi çorba başka bir şey yok mu? Afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoş geldin buyur çorba var çorba gel. Yok sağ ol amca ben o vazifeyi çoktan yaptım. Sana bir müjdem var Burhan. Daha doğrusu hepinize. Müjde mi? Müjde mi? Müjde mi? Artist yarışmasına girdin Burhan. Ne? Hani şu televizyonda tanıtımı yapılan yarışma var ya. Senin adına müracaat edip fotoğraflarını yolladım. Yapma ya. Artist anası oluyor Bekir'im artist anası. Geç. Ne yapayım amcaoğlu başka yalan bulamadım. Ben sana sorarım sonra. Ben jön anası oluyorum. Bu da ben babası. Hülya aşağı görsün. Hamideler ne jönler doğuruyor. Bir sus be kadın bir sus. Bu elini unutmayacağım amcaoğlum. Bana bak boşu boşuna sana. Teşekkür etme. Daha kazanmadın ki. Ha. Hiç olmadın ki. Ne teşekkür ediyor. Aman. Hoş geldiniz. Buyurun geçin şöyle. Buyurun şöyle geçin. Buyurun. Ne oldu niye girmiyorsunuz? Şey korkuyorum da başıma bir kaza gelmez değil mi? Yok yok gelmez. Hacer yukarıda yatıyor. Onun ne yapacağı belli olmaz. Keşke başıma kask taksaydım. Hadi geçin geçin geç geç geç. Hadi bir şey olmaz hadi geç. Asıl gözüne gözlük taksaydın da kardeşimin güzelliğini görseydin. Aptal. Seçmeleri geçersen kampa alacaklar seni amcaoğlu. İmaj çalışması, eğitim falan yaptıracaklar. Sonra her hafta canlı yayında yarışacaksın. Rol yapamam ki ben. Hem ilk hafta elenirim öyle değil mi? Saffet sana oyuncu koçluğu yapar oğlum. Kazananın SMS mesajları belirleyecek öyle mi? Evet. Bütün oylar Burhan'a yağacak. Yarışmanın galibi kesin Burhan olacak. Kesin. Tabii tabii.
Aniden söylemeyecek misiniz? Lütfen. Birkaç sorumuz var. Bana bakar mısınız? Bir şey söylemeyecek misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aniden. Aniden bu tarafa çekiyorsun. Burhan Bey. Basın açıklaması birazdan. Aniden bu tarafa. Sağ olun. Aniden. Ben de sizden lütfen. Burhan Bey. Lütfen söylemeyecek misiniz? Sakın gazeteciler. Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Aniden buraya lütfen. Abla. Aniden. Ben de sizsiniz efendim. Burhan Bey. Çekiyorum. Burhan Bey. Burhan Bey siz bir şey söylemeyecek misiniz? Birkaç soru sorabilir miyim? Hamide Hanım buradayız. Tamam arkadaşlar, tamam. Burhan Bey, son filminizin gişe başarısı hakkında açılın, neler söyleyeceksiniz? Çekilin. Rol arkadaşınızla aşk yaşadığınız doğru mu? Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ederim. Arkadaş, Hanım, lütfen. Burhan Bey birazdan zaten bir basın toplantısı verecek. Evet, evet. Aşk yaşıyorlar. Peki Burhan Bey, siz söyleyeceksiniz? Evet, evet. Anneniz yok, yemem. Doğuruyor. Açılın, açılın arkadaşlar. Birazdan Burhan Bey biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Siz ne diyorsunuz Burhan Bey? Tamam çekilin. Ne haber avana kavni? Burhan Bey. Bak. Buraya bak. Burhan Bey lütfen. Dur kız dur. Nereye gidiyorsun Burhan sen? Ha? Burhan. Dur kız. Heyecanlanma. Burhan. Burhan Bey. Burhan Bey. Ne haber? Burhan. Yalnız uzak dur benden. Uyuz falan bulaşmasın. Bu tarafa. Lütfen Burhan Bey. Sağ olun. Amca abi tutamıyor musun? Burhan Bey lütfen bir açıklama. Bu arada senin mi? Evet benim. Hamide Hanım, Burhan Bey'in çocukluğunu anlatır mısınız bize? Ay vallahi var doğmaz rol yapmaya başlamıştı. Ebesi bile hayran kalmıştı. Hadi. Ay o bu çocukta Kadir İnanır bakışı, Cüneyt Arkın çevikliği var demişti. Okul yıllarında bütün arkadaşlar çelik çomak oynarken o bir köşede Shakespeare çalışıyordu. İdealinizdeki gelin adayını tarif eder misiniz? Beyaz'ın annesi gibi ağırdan alacağım. Bu konuda çok seçici olacağım. Ya. Bir kere gelinin de sanat camiasından bir olmalı. Oturmaları, lütfen. Kalkmaları, darılmaları, barışmaları olay olmalı. Bu arada benim de fikirlerim sorulmalı. Canlı yayından yayına koşmalıyım. Kanallar beni paylaşamamalı. Yine Türk halkı sizi çok sevdi efendim. Türk halkına bir mesaj üzer mi efendim? Teşekkürler, sağ olun, evet, sağ olun. Mesajınızlar yarattınız. Ana, bu havalar mı? Parayla gelmediler mi? Hadi bakalım söylemeyecek misiniz? Sağ olun arkadaşlar. Burhan! Tamam çekil kızım çekil. Burhan! Burhan! Burhan Bey basın toplantısından önce bir şey söylemeyecek misiniz? Var, simitçi. Açıklama yapacağım. Abla simit ister misin abla? Burhan, bizi çekecek misiniz efendim? Simit yavrum. Taze abla. Kokusunu bile özlemişim. Çok güzel. Çok iyi bir poz. Evet. Burhan ben de simit alabilir miyim? Dur kızım. Ye sen de bir tane hadi. Hamide Hanım. Benden. Sizin teklifi var mı acaba? Hamide Hanım siz de basın toplantısı yapacak mısınız? Sizi programlarda görmek istiyor halk efendim. Halk sizi çok seviyor efendim. Size layık olmaya çalışın. Evet seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni siz yarattınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Beni sizler yarattınız. Burhan. Teşekkür ederim. Ödülü sen kazanırsan ilk iş ananı tedavi ettirmek olsun. Yoksa ben de kaçıracağım. Masraf iki katına çıkacak ona göre. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizlere layık olacağım. Ulan var ya. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ateşin bir saat içinde düşmezse bir ilaç daha alacaksın. Dili de ateşten mi tutuldu acaba doktor? Zannetmiyorum. Niye konuşmuyor o zaman? Konuşmak istemiyor herhalde. Aynen öyle. Oh çok şükür konuştu. Konuştu yavrum. Biz onu yalnız bırakalım da dinlensin. Doktora teşekkür etsene kızım. Teşekkür ederim zahmet verdim. Rica ederim. İyi geceler. Ben geçireyim seni doktor. Var. Durumu nasıl? İyileşecek mi? Teker teker gelin ya. Ben fiziksel bir şey bulamadım açıkçası. Daha teşhis koyamadınız mı? Maalesef. Ama önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tansiyon, nabız normal. Gribal bir durum da yok. Ne yapacağız peki? En iyisi sabaha kadar bekleyin. Ateşi düşmezse Bursa'ya hastaneye götürürsünüz. Ay bakın iyi ki söylediniz. Biz bunu akıl edememiştik. Kusura bakmayın. Bu kadar kaba değildir. Hacer'in ateşi ona da geçti galiba. Saçmalıyor.
Ya arkadaş sabah sabah damarıma basma. Zaten sinirim tepemde. Hem biliyor musun? Artık bu işe tek tabanca hareket edeceğim. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Ya biliyorum da bulacağım oğlum. Bir şekilde saf dışı edeceğim buranı. Yılanın başı Burhan. Önce onu ezmek lazım. Ulan ne güzel gitti. Gözden kayboldu diye seviniyordum. Sonra sokağa bırakılan kedi gibi geri geldi ya. Oğlum onu öyle bir şey yapacağım ki geri gelemez. Nereye gitse geri gelemez? He? Ne? Doğru diyor lan öbür dünyaya. Oha lan sen de. Öldürmem oğlum onu. Ama onu öyle bir şey yapmalıyım ki sürüm sürüm sürünsün. Daha hesaplıca değil mi? Bak vallahi bak, yol var ayol. Ay şu işine göre ay elimi. Ana şunlara bak. Utanın utanın. Kız tek başına masayı topluyor. Siz orada fal bakıyorsunuz. Hasta muamelesi yapma ana, yok bir şey işte. Evet ana iyiyim ben. Ne acayip hastalıkmış. Dün geceki halinden eser kalmadı. Vallahi tıp literatürüne geçeceksin hacoşcuğum. Neyine neyine? Ay tıp. Ay ne cahil kadınsın, hiçbir şey bilmiyorsun. Seni muhtar nasıl seçtiler hayret vallahi. Senle akşam didişelim, ben gidiyorum. Kısmet dediğin nerede teyze, şurada mı? Şu mu? Hacer'im. Doğru söyle, iyisin değil mi yavrum? Bak aklım seninle kalmasın yavrum. Hocam bir büyük bir kısmet. İyiyim ana. İyi değilsen sağlık ocağına gidelim. Doktor bir daha baksın ha. Ya iyiyim dedim ya. Ayol sen merak etme git, Sülbiye ile ikimiz onunla ilgileniriz. İlgileniriz. Sizin kendinize ayrınız yok. Ayol kısmet. İyi hadi ilgilenin bakalım. Ne o zaman teyze hoş? Bana bak sokuşturacak bir laf buldun yine. Dur. A, teyze hadi aman, dur şey, be. Şu. Ay aman al kendin bak sen. Ay olmaz teyze ne olur bak hadi. E, sus o zaman. Tamam tamam şu ne şu. Ay. Ay bak. Başka ne çıktı? Yok. Bak bak gördün mü? Kanat kanat uçuyorsun. Şu ne? Şu ne teyze hoş? Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban yenge diyor! Kime diyor? Usuzlanma usuzlanma! Geçmiş olsun Kezban yenge. Hacer'im hastalanmış ha? Nereden duydun sabah sabah? Salimem mi söyledi? Dur akşam kırayım anteninde. Artık uydudan yayın yapamasın. Hacer'imin neyi var Kezban yenge? Çok mu hasta ha? Ercebim, Ercebim diye sayıklıyor mu ha? Benim ilacım Ercep'ti diyor. Başka da bir şey demiyor. Ah canım benim. Tutma beni Kezban yenge. Hacer'imin derdine derman olayım. Ay dur lan dur dur. Hacer evde değil Ercep. Bursa'da, hastanede. Aman minibüse yetişeyim o zaman. Bursa'nın ufak tefek taşları. Ayıp ettim ama ne yapayım, kız kafasını dinlesin biraz. Girin. Günaydın doktor bey oğlum. Günaydın, buyurun buyurun. Hacer nasıl? Çok şükür. Kalk daha ya. Çok sevindim. Toplanıyor ne? Evet. Ne zaman gideceksin diye sormaya geldimdi ben de. Ona göre bir iki şey hazırlayacağım da sana. Daha doğrusu annene. Zahmet etmeyin canım. Bizim sana verdiğimiz zahmetin yanında lafı mı olur oğlum? Çam sakızı çoban armağanı deyip kabul edeceksin artık. He? Sağ olun çok incesiniz. De bakayım yolculuk ne zaman? Yarın yola çıkacağım. Ama önce kasabaya gidip bir şeyler almam lazım. İyi o zaman. Seni geçirmeye geliriz. Bir de şey diyecektim. Şimdi biz o kampanya için çalıştık ya. Harika bir iş çıkardınız. Ben de diyorum ki biz o işi devam ettirsek. Sen bize İstanbul'da alıcı bulur musun? Ne demek? Bulurum tabii ki. Ama üretim kapasiteniz, maliyet ve kar marjı ve pazarlama yöntemi hakkında bir fizibilite çalışması yapmanız lazım. Ben dediklerinden bir şey anlamadım ama çalışalım bakalım. Hadi. Geldi gene şamatacı. Bekir emmi, Bekir emmi. Biraz bana boş para ver.
olsa cüzdan senin Ercem. Salimhan Bey, Salimhan Bey. Bana biraz borç para verin mi? Ne yapacaksın parayı? Bursa'ya Hacer'in yanına gideceğim de. Hacer Bursa'da değil ki, evde yatıyor. Aa, Kezban yenge Bursa'da hastanede dedi ama. Koskoca muhtarıma mı inanayım? Sana mı inanayım Salimhan Bey? 24 ay. Hı? Sen söyle Avni. Kime inanayım? Ulan deli git şuna. Gazete okuyorum lan, görmüyor musun? Susamış, onun suyunu verdin mi sen? Herkese selam. Gel Safet, gel. Selam. Söyle amca. Burhan İstanbul'a ne zaman gidiyor? Sus amca, duyacaklar. Ya duyarlarsa duysunlar, ne var? Ayıp bir şey değil ya, Allah Allah. Hey arkadaşlar. Bana bakın arkadaşlar. Size bir müjdem var. Dur be. Amca sussana ya. Dur be. Benim oğlan artist oluyor. Ne? Hayda. Bir boy eksik. Yaptın yapacağını amca. Bunlar. Bunlar. Kıskanma oğlum, kıskanma. Yakında. Az sonra. Yazılı, yazısız, görsel basında. Evet. Oldu. Yeşilçam'ın, Beyazçam'ın aradığı kan bulundu. Huzurlarınızda Burhan! Ne? Senin ağamda onlar hiçbir şey olmaz. Sen ne demek istiyorsun? Çok yaşa lan, papucu burada cisteriyor. Sus lan. Yine güldürdün lan beni. Şşş, sakallı, vur şunu kafasına bir tane. Burhan'dan artist matist olmaz. Burhan'dan olmaz onun için ya. Salim amca. Ama şuna bir şey de ya. Baksana ne diyor. Değil mi lan? Bıktım artık, anlıyor musun? Durup durup bir şeyler yumurtluyorsun ya. Nereden çıktı şimdi bu artistlik sevdası? Ya Saffet'in ukalalı. Benden habersiz kayıt yaptırmış. Senin de canına minnet tabii. Ya yok vallahi. Sırf başvurusu boşa gitmesin diye katılacağım. İstemem ben cebime koy değil mi? Bana bak Burhan, sen İstanbul'un komşu kapısı yaptın. Yoksa orada seni bekleyen biri mi var? Biri değil, birileri. Ünlülerden oluşan seçkin bir jüri var. Şuna bak şuna. Şimdiden ağzını sulara akmaya başladı. Bir artistliğin eksikti zaten, o da oldu. Ya hemen parlama ya. Ortada pol yok, yumurta yok. Yarışmayı kazanacağım ne malum? Yarışmacı kızlardan biriyle karıştırmayacağın ne malum? Sanki izlemiyoruz değil mi? Rating almak için aşk dedikoduları çıkarıyorlar. Az sonra diye diye gözümüze sokuyorlar. Sülbi, bak. Birinci olursam ödül alırım. O zaman seninle evlenirim, söz. O zaman seni bana bırakırlar mı Burhan? Unutursun beni. Seni ancak magazin programlarında görürüm. Sen de beni iyice vefasız yaptın ha. İster istemez olacaksın. Yarışma öncesi Burhan'la yarışma sonrası Burhan arasında dağlar kadar fark olacak. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Her gece başka bir güzelle paparazilere yakalanmalar. Sabah programlarında böyle pullu mendili kadınlarla göbek atmalar. Sapıtıp böyle stüdyoda kafada bardak kırmalar. Bu işin sonu bu. Sen de moral vereceğin yerde bütün hevesimi kırdın Sülbiye. Hah, işte ağzınla yakalandın. Demek hevesin varmış. Dünden razıymışsın. Ben sana mani olmayayım Burhan. Güle güle git, yol açık. Demek beni yalnız bırakıyorsun, öyle mi? Hanımlar, kampanya sırasında gösterdiğiniz çabayı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyor. Sağ ol Kezban yenge. Kezban yenge, yine mi kampanya yapacağız? Bu sefer kendimiz için. Ev bütçesine, memleket ekonomisine katkıda bulunmak için. Tüketici değil, üretici olmanın gururunu duymak için. Ne güzel. Bütün fibizilite çalışmaları yapıldı. Ürettiklerimizi satmak için Doktor Emre bize İstanbul'dan yardımcı olacak. Elde ettiğimiz gelirle daha rahat yaşayacak. Sabah evden çıkarken para bıraksın diye kocalarının gözünü... Ben bakmayacağım. Beğendiğimiz bir şeyi almak için mutfak masrafından kısmayacağız. Yaşasın. Evimizin masrafları için de bir fon ayıracağız. Eskiğimizi, gediğimizi kapatacağız. Şimdi el emeğimizi, göz nurumuzu, becerimizi, sevgimizi sermaye edip benimle bu işe var mısınız arkadaşlar? Duyamadım. Hadi öyleyse göreyim sizi. Hepimize köyümüze hayırlı olsun arkadaşlar.
İyi konuşuyorsun valla. Bu gidişle bir dahaki seçimlerde kesin meclisteyim. Hacus, canım sana çay getirdim kızım. İçmeyeceğim teyze. Aa, kızıyorum ama. Sabahtan beri ağzına lokma koymadın kızım. Canım istemiyor, içim almıyor, ne yapayım? Yapacağın şey dirençli olmak. Kendini böyle limonlu pelte gibi salma. Teyze, ben Emre'siz nasıl yaşayacağım? Ayol eskiden Emre mi vardı? Ama onu tanıdıktan sonra, sevdikten sonra dünyam değişti. Böyle açlık grevi yapmaya devam edersen gerçekten dünya değiştireceksin. Allah korusun öbür tarafa gidersin kızım. Bu hayat onsuz çekilmez. Ben de erkenden giderim. Cennette onun gelmesini beklerim. Aa, deliye bak. Kendi gidiyor bir de çocuğu çağırıyor. Bana bak, bir daha duyarsam dilini koparırım ona göre. Güldüğüme bakma. Kızım, hayat çok güzel. Kimse için ölmeye değmez. Aa, hayırdır inşallah. Sana ne oldu? Her şey bitti teyze. Ölmek istiyorum. Ayol, nedir sizin bu ötenazi merakınız? Bir türlü anlamış değilim. Buran artist olmaya İstanbul'a gidiyor. Artık onu ara ki bulasın. Aman, artistlik kim o kim ayol? Üzme kendini boşuna. Niyeti belli oldu ama. Hiç yüzü çıktı ortaya. Bir kalem dizisi beni. Ay, ay, içime daral geldi vallahi. Ayol, biri susuyor, biri başlıyor. Kızlar, insan bir erkek için bu kadar ağlamaz canım. Hele o erkek sevginizi hak etmiyorsa. Onlar kaybettiler anacığım. Şöyle bir titreyip kendinize gelin. Kendi değerinizi, kıymetinizi bilin canım. Ayol, kapatın şu muslukları artık. Nedir öyle Sevil gibi şar şar şar. Hadi hadi hadi, içeri girin hadi. Yıkayın yüzünüzü bakayım hadi. Merhabalar Hayruş Hanım. Timoş Bey. Müsaitseniz iki dakikanızı rica edeceğim. Aman efendim, ne demek? Bugün kabul günümüz, buyurun oturun. Teşekkür ederim. Bugün İstanbul'dan bir telefon geldi Hayruş Hanım. Hayırdır inşallah? Bakırköy'den, hastaneden aradılar. 6 ayda bir kontrole gitmem gerekiyor. İlaçlarımın dozunun filan ayarlanması için. Acilen gitmem gerekiyormuş efendim. Hayret vallahi. Hastalarıyla bu kadar yakından ilgilendiklerini bilmiyordum doğrusu. Ama ben özel bir hastayım biliyorsunuz. Tıbbi adını aklımda tutamıyorum ama halk arasında zır delilik diyorlar. Bence haksızlık ediyorlar. Neyse, siz gidip ilaçlarınızı alın da bir an önce dönün. Bakın, bakın Hayruş Hanım. Evet. Son günlerde kendimi hiç ama hiç iyi hissetmiyorum. Geceleri kabuslar görüyorum. Bu yüzden beni orada uzun bir süre tutabilirler. Ne kadar mesela? Bir hafta? 15 gün? Çıkın. Bir buçuk ay? Kim bilir? Belki de sonsuza kadar. Ya. Elveda Hayruş Hanım. Güle güle. Elveda. Size beni bekleyin diyen bu haksızlık olur. Eğer bir kısmetiniz çıkarsa mani olmak istemem. Tekrar elveda. Merhaba. Merhaba.
Alışverişten herhalde ha? İstanbul'a zeytinyağı falan götüreyim dedim de abarttım galiba biraz. Bayağı ağır oldu. Yardım edeyim. Yok yok, durak şurası zaten. Canım otobüse gerek yok. Ben de arkadaşımın arabasını ödünç aldım. Oo, iki ayağımın üstüne düştüm desene. Araba nerede? Biraz ileride. Eğer alışverişiniz bittiyse gidelim. Bitti bitti. Hadi gidelim o zaman. Vallahi çok sağ ol ya. Çok yürümeyiz değil mi? Şurada ileride. Çok gitmeyiz. Hem biraz raflarız. Tamam. Hamide! Hamide! Hamide ben geldim Hamide! Hamide! Ben sana diyorum niye bakmıyorsun he? Cevap versene ben geldim diyorum. Ben geldim sonra değil ki cevap vereyim Bekir. O ne o? Ay bunu da mı bilmiyorsun yuh artık. Teknoloji harikası Bekir'im. Cep telefonu. Ya bu mu teknoloji harikası? Bu model tarihe karışalı yıllar ordu. Nereden buldun lan onu? Hangi ortalıktan? Alay etme ya. Param buna yetti. Ne? Bir de üstü param verdin kadın. Parayı nereden buldun? Alyansımı sattım. Yuh. Ne? Artık bir işe yaramıyordu ki. Delirtme beni. O bizim evliliğimizin alameti farikası. Alameti anladım da farikayı çıkaramadım. Ya evliliğimizin sembolüydü kadın. Aman. Bizim evli olduğumuzu bilmeyen de var. Ne yapacağız bu yaştan sonra sembolü? Telefonu ne yapacağız peki? Burhan'ımın kazanması için SMS mesajı atacağım. Bak 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 burada çıngıraklı saati var. 5 dakikaya ayarlayacağım. O öttükçe Burhan yazıp bilmem kaça göndereceğim. Peki kadın. Faturası gelince nasıl ödeyeceksin? Hadi bakalım onu da söyle hadi. Ay, düşündüğün şeye bak. O zaman da senin yıllardır çekmecede duran alyansını satarız. Olur biter. Allah yarabbim ne? Alo Cemile. Ben Hamide Hamide. Bak kaydet bu numarayı tamam mı? Alo Naciye benim kız. Alo. Alyansla kurtarsak iyi. Bu gidişle bu kadın evi de sattırır alo, bize. Alo Şehriye. Kız ben Hamide. Seni nereden arıyor biliyor musun? Cepten. Çok güzel yerler ya. Sakin, sessiz. Şehir gibi keşmekeş yok. Yemyeşil, tertemiz. Çok güzeldir bizim buralar. Kafa dinlemek için birebir ama bir süre sonra sıkar herhalde. Biz doğduğumuzdan beri buradayız. Sıkılmadık vallahi. Hem sıkılanlar kaçıyor zaten. Benim gibi değil mi? Sizin gibi. Sizden öncekiler gibi. Gelen durmuyor ki. Allem edip kallem edip buluyorlar bir yolunu sonra da pır. Ver elini büyük şehir. Ama oralarda daha çok çalışma imkanı, daha çok iş var. Daha çok insana faydalı oluyorsun. Ve kendini daha çok geliştiriyorsun. Orada faydalı olduklarınız insan da buradakiler ne? Köyde yaşayan insanlar hastalanmaz mı? Onların tedaviye ihtiyaçları olmaz mı? Olur tabii. Olur da... Ama tedavi edecek doktor bulunmaz. Hepsi Hipokrat yemin etmiştir ama bazıları nedense yeminini tutmaz. Hepsi çocukken okulda şarkı söylemiştir. Orada bir köy var uzakta diye. Ama büyüyünce unuturlar oradaki köylerin bizim olduğunu. Bu arada yarışmayı kazanırsanız ödülle ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ödülle de ileride kazanacağım parayla da köyüme yatırım yapacağım. Çok güzel. Genç yaşta ölmek istemiyorsan çek git. Ölümüm senin elinden olsun Sülbiyem. Seni sevmeyenler ölsün. Sana git dedim abi. Gitmiyorum. Biri gitti bir tanesi de kalsın bari. Hı? Sen ne diyorsun be? Seninki artist olmaya gidiyor. Yine bana kaldın. Allah yazdıysa bulsun. Buran artist olunca cebinde 3-5 para görünce değil seni anasını babasını bile hatırlamaz. Şöyle dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Her gece çıtır kızlar, barlar diskolar, pavyon, bir gece popçuyla bir gece mankenle ne haber? Oo, buran İstanbul'da günlü gün etsin sen burada çamaşır as. Olacak şey mi yani? Ya olacak iş mi? Ya çok doğru söylüyorsun abi. Tabii canım. Ben niye karalar bağlıyorum? Sen beni burada bekle tamam mı? Tamam. Oh yaşasın. Sildi ya.
Naz yapma kız. Ya Sülbiye. 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 Neredesin kız? Sülbiye. Ayıp oluyor ama ha. İçeri gel, çay içeriz. Yok sağ ol. Eve gidip hazırlanmam lazım. Selam doktor. Selam Burhan. Nerelerdeydin? Ben de seni arıyordum. Bütün gün neredeydin ya? Merhaba. Merhaba. Şey, İstanbul'a gitmek için asker arkadaşımın arabasını ödünç aldım. İyi. Onunla gideceğiz. Aa, Simetri Bey de mi bizimle geliyor? Evet. Evet. Deseniz eğlenceli bir yolculuk olacak. Bence de. Yarın burada buluşuruz, anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, görüşmek üzere. Burhan, Hayruş Hanım'a gideceğimi söylediğimde üzüntüden az kalsın bayılacaktı Burhan. Sen Sülbiye'yi görecektin. Artist olacağım diye beni bir dövmediği kaldı. tabii 2-3 gün sonra beni karşısında görünce düşüp bayılır herhalde. Hayruş Hanım da öyle oldu. Ona akıl hastanesine kontrole gideceğimi söylediğimde kulaklarına inanamadı. Hele ona 6 ay kalacağımı söylediğim zaman yüzünün rengini görmeliydin. 6 ay mı? Canım kendimi biraz naza çekeyim dedim. Ne yapayım? Saffet'in yazdığı senaryo böyle. Ya vallahi bu Saffet'ten korkulur vallahi. Bence de. Hayırlısıyla bu işi yüzümüze gözümüze bulaştırmadan bir halletsek. Merak etme, gerekeni yaparız. Sen o işi bana bırak. Hadi hadi hadi. Simetri abi bir zahmet kapıyı kapatır mısın? Üstleri mi yapıldı da benim haberim yok. Huu! Size söylüyorum. Hacer! Sülbiye! Hayruş! Anladım, siz tıp oynuyorsunuz. Tıp! Şimdi konuşabilirsiniz. Aman Allah'ım, ben burada şeytan tüketine kaldım galiba. Bak Burhan'ım, sahneye anons ettiklerinde hiç panik yapma. Gözün kırmızı ışığı yanan kamerada olsun. Çünkü kayıtta olan o. Bana bak abi de. Sen nereden biliyorsun he? Nereden biliyorsun? Kusura bakma. Senin saçının teli kadar televizyon programlarına çıktım. Hem de canlı canlı. Bana bak, birazdan Burhan'la Saffet de canlı bir cinayete tanık olacak ona göre. He? Ya uğraşma baba anamla ya. Bırak ne derse desin. Bir bildiğimiz var ki söylüyoruz herhalde. Burada tecrübe konuşuyor. Boşver. Bana bak amcaoğlu, yarışmayı birincilikle kazanırsan yapımcılara bir şart koşacaksın. Neymiş o? İlk filmini benim yönetmemi isteyeceksin, tamam mı? Dikkat! Bana bak, şaka maka sahiciymiş gibi bu yarışmaya kendini kaptırdın ha. Ya senaryolar hayatın ta kendisidir amcaoğlu, çek elini. Salak salak konuşma be. Burhan! Ne? Oh be, dünya varmış. Keşke sonsuza kadar böyle suskun kalsanız. Kezban'ım, çok acıktım. Ne yemek var yemekte? Bana hemen bir yemek hazırlasana. Gidip kendini alsana. Çok yorgunum ama. Hı-hı. Haklısın. Okey, pişpirik oynamaktan çok yoruldum. Bütün gün kahvede oturmaktan canın çıktı. Bunların derdi yetmezmiş gibi bir de senin kahrını çekmeyeyim. Bana da yazık. Ne haliniz varsa görün. Anne, karnım çok acıktı. Benim yemeğimi kim hazırlayacak? Sülbiye, kardeşinin yemeğini hazırla. Hadi yavrum. Bak, duydunuz mu kızlar? Yarın Burhan, Emre, Simetri aynı arabayla İstanbul'a gidiyorlarmış. Ne oluyor be? Ne oluyor?
Güle güle Burhan. Güle güle Emre. Güle güle Burhan. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle Burhan. Güle güle. Döndüm. Güle güle Burhan. Güle güle. Güle güle. Güle güle sana. Güle güle. Güle güle. Kazağımız mübarek olsun abi. Çak çak çak. Şaşırdı. Lan Ece. Gel bakayım. Otur bakayım şöyle. Aramızdaki kara kedilerden kurtulduk artık Ece. Sen doktordan, ben de Burhan'dan. Oh. Senin adına sevindim dersem yalan söylemiş olurum. Affet. Niye lan? Çünkü Burhan senden daha çok yakışıyor bacanakla. Lan deli. Alırım şimdi ayağımın altına. Eleştirilere açık ol Affet. Bu ülkede demokrasi var. Herkesin fikrine saygılı olacaksın. Öyle mi? O zaman sen de doktorun duygularına saygılı ol. Doktor gelecek, kaderi de alacak. Oh, oh, oh. Bak öyle deme Afdi. Hacerim. Yalnız benim dahim kalacak. Şimdi de o benim kalacak. Aman aynı benim gibi yaptın. Yat lan. Güle güle doktor, güle güle. Güle güle sana, güle güle. Burhan Hanım sana kumanya hazırladım. Sakın kimsenin elinden yemek yeme. Seni yarışmadan saf dışı etmek için zehirleyebilirler. Öf be ana. Seni gören de Roma'ya kral seçileceğim sanacak. Roma'ya değil ama Yeşilçam'a kral seçileceğin oğlum. Beyaz perdenin kralı olmak kolay mı? Gısami'de bir kelime daha edersen ben de seni mezarlıklar kraliçesi seçeceğim ona göre he. Sen Ali Cengiz oyunundan ne anlarsın? İstanbul entrikalarla kaynıyor. Hadi bana şans dileyin. Varır varmaz bizi ara oğlum tamam mı? Sahneye sağ ayağını atarak çık. 3 kere tahtaya vur. Hadi onun yerine ben tahtaya vuruyorum. 1-2-3 he. Hadi görüşürüz. Güle güle oğlum. Bütün SMS'lerim seninle. Elimize haciz bile gelse dakika başı sana SMS göndereceğim. Dur canım ama sen. Taçsız kralım benim. Of. Hadi kukuman kuşları gibi düşünmeyi bırakın da kalkın gidiyoruz. Sen git Kezboş, hiç havamda değil. Hadi diyelim senin asimetrik gidiyor. Senin de artist bozuntusu gidiyor. Peki ya sen? Sakın sen de doktor gidiyor diye böyle duruyorum deme. Vallahi şurada düşer bayılırım ha. Aptala malum olur. Bir şey mi dedin Haybi? Yok canım ne diyeceğim. Acele et yoksa onları kaçıracaksın. Hep birlikte gideceğiz. Ben gelmem ana. Ben de. Ben de. Ben de gitmeye o kadar meraklı değilim. Ama doktor için gitmesek ayıp olur. Hacer. Sana yaptığı iyilikleri çabuk unutmuşa benziyor. Nankörlüğü teyzenden mi kaptın yoksa? Uğraşma benimle be Kezboş. Zaten içimiz kan ağlıyor. Kalkın yoksa dışınız da kan ağlayacak ha. Hadi. Kalkın kızlar. İnşallah Burhan yarışmanı birinci seçilir. Burhan'ım. İnşallah Türkiye'nin en büyük starı olur ya Rabbim. Burhan'ın ilk televizyon dizisini Türkan Joray'la ya da Hülya Avşar'la çeker ya Rabbim. Ah, şuna nasıl olurum inşallah ya Rabbim. Burhan'ım Deniz Akkaya'lara, Seda Sayan'lara, Ebru Gündeş'lere layık. O sümsüye mi kaldı? Ne demişler? Davul bile dengi dengine. Thank you.
Güle güle doktor. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Siz de. Al bunları oğlum. Ailene götür. Her ne kadar annenleri tanımıyorsam da onlara benden çok selam söyle. Çok teşekkür ederim Kezban yenge. Annem bunları görünce çok sevinecek. Hepinizi çok sevdim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun yavrum, helal olsun. Cüracı. Nerede Cüran? İnsan gelirken beraberinde getirir. Burada yolcu uğurluyoruz. Da huzuruna bulamadık uğurlamak için. Farisi'nin Cüra'yla uğurlardık. Bakma öyle. Bahşişlerim benden. Çocuklar, yerinizde olmayı çok isterdim. Hiç olmazsa bu deli karıdan kurtulurdum. Allah'ın derisi. Hadi amcaoğlu, bizi mahcup etme. Birinciliği kap gel. Soracağım ben sana dekilerle. Deli kimmiş göstereceğim. Bizimkiler beni artist yarışmasında görmeyince ne yapacağız? Salak. Önce onlar hakkımı yedi de. Veya ne bileyim yarışmanın yerini bulana kadar yarışma olup bitmiş de. İyi fikir. Çok güzel. Ne bileyim oğlum, bir yalan bul işte. Çok güzel. Değil mi? İyi iyi. Tamam hadi. Be. Ne kızıyorsun? Şş. Allah Allah, tamam. Acel. Bu surat da ne böyle Acel? Benden kurtuluyorsun diye sevinip göbek atacağını burada durmuş somurtuyorsun. Ben yine de tedbirimi alayım. Gider ayak bir sakarlık daha yaparsın, neme gerek. Bekletmedim ya. Heh. Ben de bizim çatlak nerede kaldı acaba diye merak ediyordum doğrusu. Ben artist anasıyım. Herkesle muhatap olamam. Burhan'ım gidişin sessiz oldu ama dönüşün muhteşem olacak. Bana iyi yolculuklar dilemeyecek misiniz Hayruş Hanım? Tabii. Rica ederim Simoş Bey. Ben tabii bildiğiniz tabii kızlardan değilim efendim. Olduğu yerde dur Burhan. Hacer. Ey Zeytinbağ kasabasının Esenci halkı. Bu akşam bütün Esenceli hemşehrilerimi televizyon başına bekliyorum. Tabii cep telefonu olanları. Bakın. Bu elimde gördüğünüz alet bir cep telefonudur. Bak bu. Aha bu gördüğünüz alet de bu deli dövme aletidir. Patlatacağım kafanı, kaçma abi de gel buraya gel. Hacer, sen ağlıyorsun. Senden kurtuldum diye sevinç gözyaşları döküyorum, tamam mı? Bunlar sevinç gözyaşları değil Hacer. Farkında olmadan üzdüysem seni özür dilerim. Ben... Lütfen sus. İlk karşılaştığımızda seni hırçın bir kız sanmıştım. Oysa seni tanıdıkça... Ne olur konuşma Emre. Bak git, arkadaşları seni bekliyor. Seni çok özleyeceğim Hacer. Kendine iyi bak. İstanbul'a yolun düşerse uğra. Ya yeter somurttuğun, gül biraz hadi. Çek elini. Taşla kovalarım seni. Allah yarabbim, çıldırtacak mı kadın beni, çıldırtacak? Bak amcaoğlu, dinle. Bak dur orada böyle. Özellikle sol profilden kameraya bak, tamam mı? Bence öküzün trene baktığı gibi bak. Birinci seçilirsin Burak. Kezban yenge ya. Sen sanattan ne anlarsın ya? Ya Emre nerede kaldı ya? Heh, geliyor. Yolunuz Bakırköy'e düşerse beklerim arkadaşlar. Sen merak etme Asimet'i. Önce Hayruş'u, sonra Ercep'i, Hamide'yi, Bekir'i yollayacağım Bakırköy'e. Bizim Bakırköy'le işimiz yok Kezban Hanım. Oraya sen daha iyi yakışırsın. Kezban bence Roma'da, de. Kezban Paris'te, Kezban Akıl Hastanesi'de. Yolcu yolunda gelin. Gidelim mi? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Bu akşam beni izlemeyi unutmayın. Ben şahsen kaçırmam.
Uzun zamandır palyaço seyretmemiştim. Aha, hoş lan. Ama. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoşça kal. Hoşça kal. Tam zamanında geldik bacanak. Hoşça kal. Yeter ki buradan uzak dur. Seni özleyeceğim Ersin. Tanışıyor muyuz? Lan artist. Seni bir daha bu köyde görürsem Cüneyt Arkan'ın dublörü olup kırarım o bacaklarını, haberin olsun. Avni. Avni. Sana haddini bildirirdim ama. Yok ya. Burhan uyma şuna. Artist olunca menajerine söyle, beni arasın. Bana fiyatını söylesin ki seni şu birine yapacağım düğüne ekstraya çağıracağım. Ulan şimdi var ya. Ne var lan? Ama. Gel lan buraya. Önce oğlum dur. Bir arama. Tamam. Ulan ne olacak lan? Sana ne oğlum? Burhan. Bırak be. Gel lan buraya. Ben ne yapıyorum? Ne dedim lan sana? Ne dedim lan? Yapmayın. Durun. Durun. Ayıp. Ayıp. Ya, durun. Bırak. Ayıp. Ya bir bak. Durun çocuklar. Hamdi. Çekilin. Durun. Durun ya. Kendinize gelin ya. Ne yapıyorsun sen ya? Senin ulan. Ayıp. Hamdi. Avana. Hadi. Hadi. Hadi Burhan. Hadi bakayım. Yürü namaza gidersin. Kime gidiyor? Burhan! Güle güle! Güle güle, anca gidersin ha! Doktor gitti, kavga bitti! Acarım da bana kaldı! Sus lan deli! Alacağım şimdi seni ayaklarının altına ha! Tamam, tamam! Hadi. Anne, televizyon açayım mı? Aç oğlum, aç. Açma Cemal. Ne de açmayacakmış? Boş versin onu, aç oğlum, aç. Açma Cemal, açma. Aç oğlum. Artist yarışması ne zaman başlıyor? Haberlerden sonra baba. Hı. Teyze, cep telefonunu alayım mı? Canım benim, al bir tanem. Al. Ver şunu. Ya, ya, aa. Yapma abi, evladım, dur, dur. Versene. Dur. Ya, ya. Elinden geldiği kadar yolla. Dünyanın parası gelir sonra. Faturayı ben öderim. Güracın oğlu birinci seçilsin ki ondan kurtulalım. Ha. Artist olsun, köye de gelemez. Allah'ım, ne olur oğlum kazansın. Hamide, kaçta başlayacaktı bu sınav he? Sınav değil, cahil yarışma. Artist babası olacaksın, öğren bunları. İyi de ne diyorsun? He? Ya şu haberler bitsin artık. Dur oğlum, sabırlı ol biraz. Ne dersin Kezban'ım? Burhan seçilecek mi acaba? İnşallah seçilir. Şimdi aldığımız bir habere göre sırada bir trafik kazası haberi var. Udanya'dan İstanbul'a gelmekte olan özel bir otomobil maalesef tır altında kaldı. Ay yine kaza haberi. Vallahi içim kıyıldı. Kapat şunu oğlum. Dur dur. Kazada yaralanan 3 kişi en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananların isimleri şöyle. Burhan Curacı. Doktor Emre Demir. Ve adı belirlenemeyen bir... Abi dedim buradayız. Defolun gidin lan.
Çekmeyin, çekmeyin, hayır. Neden çekmiyorsun? O hatta döndürmesene. Onu oraya koy bak. Mavi var ya o. He, onu da bir koy al. Olmaz. En arkaya. Daha arkaya. Yenge yenge Kezban yenge azam oldun Kezban yenge. Doktora teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zahmet verdim. Rica ederim. İyi geceler. Rica ederim. İyi geceler. Özür dilerim. Ya sizin gülmenize gülmedim. Geldi geçti görmeden muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun Kezban yenge. Şu curamın telinde bülbül öter dağ.